Hollanda Çarşı Pazar, Nike'deki akşam iftarından sonra İstanbul restoranında yediğimiz o nefis yemeklerden sonra şimdi de Harderberg yakınlarında Ermelo kasabasında ve oturuyoruz. Neden buradayız? Niye buraya geldik? Neler yapacağız? Gerçekten ilginç bir söyleşi olacak. Anadolu'nun bağrından, yiğidin harman olduğu Yozgat'tan buralara kadar çıkıyor, geliyor. Belki bir çift öküz, iki dönüm tarla, bir traktör diye ama öyle işlere imza atıyor ki eğer bunu sizlere tanıtmasak bu program olmazdı. Evet sevgili Osman Avcı, senden bahsediyorum. Seni bir tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Safalar getirdiniz. Gerçekten mekanımıza şeref verdiniz. Mutluyuz siz gibi dostları burada görmekten. Osman Avcı, Yozgat Boğazlayan Özler kasabası eski ismiyle, şimdi Özler Köyü. 1996'da tamamen Hollanda'ya yerleştim. Birkaç yıl dil eğitimi gördükten sonra mesleğimiz doğrultusunda çalıştık. Hemen bir toplayalım. Baba buradaydı değil mi? Tabii. Anne babam buradaydı. Babam 1970 yılında işçi olarak herkesin bildiği şekilde Avrupa'ya geldi rızkını temin için. Daha sonra bizleri buralara getirdi. Bir şekilde rızkımızı kazanmak için yerleştik. Türkçe'ye bu kadar vakıf olmak herhalde eğitim Türkiye'den. Orta lise eğitimini Türkiye'de tamamladım. Üniversite eğitiminde Mısır'da gördük. Aynı zamanda Arapçayı öğrenme şansını bulduk. Rabbime şükürler olsun. Öyle bir eğitimimiz oldu. Bize bu imkanı sunan anne babamıza müteşekkiriz. Evet, anneye çok ayrı bir teşekkür daha var. Oraya geleceğiz de. Hollanda'ya 96 yılında gelmeden önce hayalindeki Hollanda ile geldiğin Hollanda birbirine örtüştü mü? Yani hayalimizdeki Hollanda çok farklı bir ülkeydi. Tabii duyduğumuz kadarıyla. Ama geldiğimizde o duyduğumuz Hollanda'dan farklı bir ülke gördük. Hollanda genel manada Avrupa, herkesin hayalindeki bir ülke, gitmek istediği, arzu ettiği bir yer. Ama biz onu gelip görünce maalesef Avrupa'nın Avrupa olmadığını, bizim Türkiye'mizin, ana vatanımızın gerçekten cennet vatan olduğunu buraya gelince bizzat şahit olduk. Evet, şimdi bu devasa tesis size babanızdan kalmadı. 96'da geldiniz, çeşitli işlerde çalıştınız, Hollandacanız yok. Ben sizi tanıdığımda Harderberg Camii Yönetim Kurulu Başkanıydınız. Geldikten sonra, yani bu devasa tesisin tanıtımına geçmeden önce ne işlerde çalıştınız? Keşke gelmeseydim dediğiniz işler oldu mu? Evet, dediğim gibi 1996'da Hollanda'ya yerleştiğimde tabii herkesin karşılaşmış olduğu en büyük sorun dil sorunuydu. Karar vermek zorundaydım. Hollanda'da yaşayacaksam buranın dilini iyi öğrenecektim. Eğer yaşamayacaksam kısa bir süre içerisinde tekrar dönüş yapmam gerekiyordu. Önce birkaç farklı fabrikada herkesin çalıştığı gibi tavuk fabrikasında, balık fabrikasında ve benzeri fabrikalarda girdik, çalıştık. Ama gördüm ki fabrikada çalışmak bana göre bir iş değil. Ne uzarsın ne kısalırsın. Yani hep şunu derdim. Gerçekten robot bir hayat, monoton bir hayat. Sabah saat 6'da işe gidiyorsun. Öğleyin belirli bir saatte işten çıkıyorsun. Haftanın her günü. Bu bana çok garip geliyordu. Dedim eğer Avrupa buysa ben burada yaşayamam. Ya kendi işimi kuracağım güzel bir hayat sürebilmek için veya memlekete dönüp artık Cenab-ı Allah rızkımızı nerede tayin ettiyse ona göre bir hayatımızı belirlemek için bir yol çizecek. Yani to be or not to be, olmak ya da olmamak. Yani aynen. Ve sonra sizi ufak tefek araba alım satımı galeri işiyle görüyoruz değil mi? Evet, yani ilahiyatçı olmam hasebiyle birkaç yıl dil kursuna gittikten sonra Hollanda Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak hapishanelerde manevi rehberlik görevinde bulundum. Yaklaşık 12 yıl kadar. Tabii o görevimi yaparken aynı zamanda çocukluğumdan beri hayalim olan ticaret. Dayımdan, amcalarımdan, çevremden gördüğüm ticaret. Bir de aldığınız eğitimden dolayı rızkın 10'da 9'u ticarettedir. Yani, kesinlikle. Bu düşünceye de katılıyorsunuz. %100 katılıyorum ve bu vesileyle de parantez içinde bütün gençlere
ticarete atılmalarını tavsiye ediyorum. Cesaretli olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü rızkın aynen sizin de hatırlattığınız gibi 10'da 9'u ticarette. Ticaretin 10'da 9'u da cesaretlidir. Cesaretli olmalarını tavsiye ediyorum gençlerimize. Sonra sizi Oto Galerisi'nde görüyoruz. Evet. Ve benim tanıdığım yıllarda Harderwijk'ı neredeyse Hollanda'nın merkezi haline getirdiniz. Yaptığınız aktivitelerle. Hollanda 146 cami var. Yani camilerde olumlu, güzel bir şey yapıyorsa önce Harderwijk geliyordu. Evet. Sanki Hollanda'nın merkezi buraymış gibi. Şimdi de buradan biraz söz edelim. Aynen öyle oldu. Hasbelkader içinde bulunduğumuz ortam ve çalışma arkadaşlarını tespit ettikten sonra 7 yıl kadar Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı olan Harderwijk Mehmet Akif Ersoy Camii'nde yönetim kurulumuz vardı. Yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Çok mükemmel bir ekibim vardı, arkadaşlarım vardı. Bu arkadaşlarla 7 yıl boyunca belki de Hollanda tarihinde yaşanmamış güzel olayları beraberce yaşadık. Ben yaptım demiyorum, arkadaşlarımla birlikte 7 yıl İftarlar, boyunca. İftarlar, festivaller yani evet. Bir dönüm noktasıydı yani. Sizlere öyle faaliyetleriniz oldu ki büyükelçilerden tutun işte müşavirlere, konsolosluklara kadar Harderwijk'i ikinci adres olarak biliyorlardı. Evet. Aynen sizin bahsettiğiniz gibi o dönemler güzel işler yaptık, güzel işlere imzalar attık. Elhamdülillah çok güzel, başarılı bir yönetimimiz oldu. Tabii daha sonra ticaret hayatımız ağır basınca zamanımızın çoğunluğunu kendi işimize, iş yerimize, ailemize ayırma noktasında karar verdik ve öylece ticarete tekrar kaldığımız yerden devam etme kararıyla şu anda içinde bulunduğumuz bu tesis. Küçük mekanı, tesisi kurmuş olduk. Şimdi oraya geleceğiz de bugün Ramazan'ın 3. günüydü. Ramazan deyince akla hurma geliyor, evet. Mani geliyor, eski Ramazan eğlenceleri geliyor. Bu tesisin temeli aslında sizin evde atılıyor, evet. Ve o işin kraliçesi, hanım ağası da anneniz. Evet. O ben soruyu şöyle bir maniyle sorabilir miyim? Buyurun. İftar sofrasında hurma, Osman Bey karşımda durma. Şimdi söyle bana, cevap ver. Nereden çıktı bu ensar yufka? Nasıl çıktı, nasıl oluştu? Maşallah çok güzel. Mani, tabii o kadar maharet değilim manilerde ama gerçekten çok hoşuma gitti maniyle soru sormanız. Ticaretle uğraşırken işte bahsettiğiniz otogaleri, tamirhane vesaire ticareti yaparken hep aklımda şu vardı. Yani biz neden üretici olmuyoruz? Hep tüketici veya birilerinin hazır yaptığı bir işi yapmaya çalışıyoruz. Neden bir şey üretmeyelim? Üretici olalım. Çevremizdeki insanlara istihdam sağlayalım. İş alanları açalım. Hep hayalimde bu vardı. Yani bacası tüten bir küçük işletme hep hayalimdeki buydu. O düşünceyle annemin kendi elleriyle yaptığı yufka, çocukluğumdan beri hep çok sevdiğim bu yufka ilgimi çekti. Dedim kendi kendime, annem bu kadar güzel yufka yapıyor. Bu yapılan güzel yufkayı Anadolu'da bildiğimiz hanımlar yaptığı yufka. Aynen. Yani tahta üzerinde oklavalarla açılan bildiğimiz yufkayı modern çağda, teknolojinin gelişmiş olduğu dönemde biz bunu makinasal bir şekilde nasıl üretebiliriz veya ama niye oraya geçmeden üretmeyelim? Önce eski fotoğrafları ben biliyorum. 8-10 tane kardeşimiz, hanım kardeşimiz tabii. Açıyorlar sofralarda. Evet. Saç dediğiniz şeylerde değil mi? Pişiriyorlar. Evet. Zaten bizim başlangıcımız ilk 2-2,5 yılı o şekilde oldu. Yani tamamen köydeki yapılan usulle saç üzerinde ablalarımız bizzat tek tek elleriyle nerede, pişirerek. Nerede, iş yerinde mi yoksa bahçede mi yaptınız? Yok. Bir çadırda mı? İlk başlangıç annemin ve çevredeki akrabalarımın, bayan akrabalarımın evlerde yaptığı ve bir araya gelerek imece usulü yapıyorlardı. Bu ilgimi çekti. Bunu o yapan ablaları bir araya getirerek bunun ticaretini nasıl yapabiliriz düşüncesiyle küçük bir mekanda başladık. Tabii Cenab-ı Allah rızkımızı farklı şekilde tayin etmiş. O şekilde de hızlı bir şekilde müşteri potansiyeli yakaladık. Kısa bir zaman içerisinde de markalaşma yoluna gittik.
tabii çıkış noktamız, ismimizin altında yazan slogan, tadı bir başka olmalıydı. O sloganı... Ama fabrikasyon da olsanız, ben o dönemleri de biliyorum, elle yaptığınız dönemleri. Sizinle bir uzun süre görüşemedik, 7-8 sene. Evet. Benim işlerimden, sizin işlerinizden dolayı. Bir gün bir fuarda baktım ki, Yavuz abi diye bağıran aşina bir ses, Osman. Ve orada o küçücük standın arkasında Ensar Yufka yazıyor. Evet. Elde paketlenmiş naylonlarda yufkalar vardı. Bu işi yaptığınızı falan söylemiştiniz. Şu anda 2 sene kadar önce buranın açılışında bulunduk. O tatlar hala var fabrikasyon olmasına rağmen. Evet. Anneniz yani teyzemiz hala bu işin başında mı? Maalesef son bir yıldır işin başında değil. Özel durumlardan dolayı kendileri son 1-1,5 yıldır Türkiye'de ikamet etmekteler. Ama onun bize elinden vermiş olduğu farklı tat ve lezzet hala yufkamızın içerisinde. Biz hep onu diyoruz müşterilerimize, bu yufkanın içerisinde neler var muhteviyat olarak. Sorduklarında hep şunu diyoruz, tuz, su, un, ayçiçek yağı ve annemin elindeki o tat ve lezzet. Evet. %100 doğal. Belki de kolanın hani formülü hep saklanıyor bir yerde, evet, denir ya. Onun gibi bir formülü var çünkü şimdi biraz sonra birlikte izleyicilerimiz için dolaşacağız tesisleri. Şu anda günde işte hanımlar yaptığı 15-20-30 yufkadan şu anda nereye geldik? Çünkü ben bakıyorum ki Avusturya'da var, Belçika'da var, Hollanda'nın hemen her yerinde var. Ensar Yufka buradan çıkış merkez olarak kaç noktaya yufka götürüyor? Evet, şu an itibariyle haftanın 4 günü hatta son 1 aydır 5 günü sabah saat 6'dan öğleyin saat 3'e kadar yani takriben hava yani 9 saat kadar makinamız çalışıyor. Günlük ortalama 30 ila 40 bin adet arasında yufka yapıyoruz. Ve bütün yaptığımız yufkalar sipariş üzerine yapılıyor. Herhangi bir depolama veya stoklama olayı yok. Günlük taze doğal olarak yapılır ve siparişler 24 saat içerisinde müşterilerimize kendi servis araçlarımızla, kendi elemanlarımız tarafından teslim edilir. En büyük özelliği de Ensar Yufka'nın taze bir şekilde, doğal olarak hızlı bir şekilde müşterilerimize ulaştırılmış olmasıdır. Herhalde yani Hollanda'da değil, Avrupa'da teksiniz bu konuda. Yani kendi çapımızda ve bizim üretim tarzında, yufka yapım tarzında biz tek olduğumuzu iddia ediyoruz. Yufka yapan çoktur. Onu zaten farklı şekilde söyleyemeyiz. Ama tadı bir başka olarak gerçekten hakiki köy yufkası dediğimiz %100 doğal, katkısız tadı gerçekten Anadolu'nun tandırından gelen o yufka tadı, evet, sadece Ensar Yufka'da olduğunu iddia ediyoruz. Vallahi ben de şunu iddia ediyorum bir gazeteci olarak. Ben hangi tür mekanına gitsem, Almanya'da burada, Ensar Yufka yani araçlarda bir Mercedes, işte bir BMW gibi yufka dediğiniz zaman da tek akla gelen. İşte çiğ köftemden tut restoranlara kadar, evet, Türk restoranlarına, yabancı restoranlara, sürnamelerin roti dedikleri yerlere günlük yufka olarak 40 bin tane az rakam değil yani. Evet. Şimdi sevgili Osman, birazdan tesisleri dolaşacağız birlikte, bize göstereceksin burada hamur karılıyor falan diye. Evet. Senin iki tane de aslan gibi oğlun var. Sen görmedin, biz biraz önce Mehmet Fatih ile söyleşi yaptık. Evet. Şimdi büyüğe de müsaadenle nasıl bir babasın onu soracağız. Ben de merak ettim doğrusu. Evet. Onun cevabını. Ben biraz biliyorum ama senin peki söylemek istediğin bir şeyler var mı bize bu söyleşi tam otursun? Yani takip ettiğim kadarıyla hep konuşmaların sonunda güzel manilerle, güzel dileklerle izleyicilere, takipçilere mesaj veriyorsunuz. Biraz önce kopya çektiniz. Ben Cafer Bey'e söylemiştim. Yok deseydiniz bir maniyle bitir diyecektim. Evet. Ama hazırlıklısınız. Yani aklıma gelen veya aklımda kalan mani mi deriz artık, dostlara bir hoş geldin sözüm olur bilmiyorum ama biraz da şöyle bizim işimizle alakalı olsun diye düşünüyorum. Hani biz de öyle yaptık. Besmele ile çıktık yola.
selam verdik sağa sola. Uzaktan ve yakından gelen tüm dostlara Ramazan-ı Şerifiniz hayrola diyelim. Evet, benim de bir mesajım var, bir sloganım var. Şöyle burada paylaşmak istiyorum. Hanımlar eşlerine, çocuklarına zaman ayırsın, bırakın yufkayı ensar yapsın. Nasıl? Güzel, çok güzel. Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili Osman. Hadi bizi dolaştır. Hamur burada yoğur. Sonra buradan çıkış. Kolay gelsin. Eyvallah abim, sağ olasın. Nasip edin. Buradan. Burada açılmış, açılıyor. Evet, en son incelmiş halde, açılmış halde sündürme dediğimiz bölüm. Yani oklavanın yaptığı işi. Oklavanın yaptığı işi burası yapmış oluyor. Daha sonra yufka olarak kesiliyor gördüğünüz gibi. Yuvarlak daire şeklinde. Bu fazlalıkları tekrar mı kullanıyor? Bu fazlalıkları tekrar hamur halinde işlemden geçiriyoruz, tekrar kullanıyoruz. Evet, gördük onu. Ve şu anda yufkalar saç ekmeği şeklinde. Şu anda tamamen hazır açılmış yufka pişmek üzere tünel fırınımıza giriyor. Tünel fırın. Evet, tünel fırın. Ya bir süre orada kalıyor mu? Orada da mı devam ediyor? Bu tünel fırınımız 3 katlı. Fırının içerisinde yufkalar 3 katta dönüyor. Hem üstten hem alttan pişerek ve 6 metre sonra pişmiş olarak çıkıyor. Böreklik, gözlemelik yufka bu. Böreklik saç yufka dediğimiz özellikle gözleme için kullanılıyor. Şu anda çok hafif bir şekilde pişmiş olarak çıkıyor ve daha sonra dinlenme ünitesine geçiyor. Dinlendirildikten sonra burada özellikle mi arkalar katlanıyor? Evet. Burada hafiften buhar şeklinde nemlendiriyoruz. Anneannelerimiz kaz kanadıyla yaparlardı evet, böyle. Önceden elle böyle ıslatırlardı. Şimdi biz onu makinayla, fıskiyelerle nemlendirip gönderiyoruz. Bir sonraki üniteye geçelim. Burada 11 kat her kattan dönerek en son çıkışa kadar tamamen nemini çekmiş halde yufka kendine geliyor ve buradan çıktıktan sonra da katlanıp paketlenmeye hazır bir şekilde sofralara doğru yola çıkıyor. Her şey otomasyon yapılıyor ama sadece paketleme mi elle? Sadece katlama işi elle yapılıyor. Diğer %80-85'lik bölüm tamamen makina el değmeden hazır bir şekilde güzelce yufkalarımız çıkmış oluyor. Vallahi ben hayretler içerisindeyim. Bu makineler Fransız, İtalyan, Hollanda mı yoksa? Bu makineler tamamen %100 made in Turkey. Yani Türkiye malı, Türkiye'de özel bir şekilde yapılmış, tasarlanmış. Türk mühendisleri tarafından yapılmış bir makina. Tabii bu makinaların birçok bölümünü ben kendi fikirlerimi mühendisle paylaştım ve benim fikirlerimle mühendisin bilgisi birikimi birleşince böyle güzel bir sistem ortaya çıktı. Çok teşekkür ediyorum Osman. Ben teşekkür ederim. Bir Türk dünyaya bedeldir sözünü başka bir versiyonu, şu anda kelimeler kifayetsiz. Ben daha önce geldim ama bu kadar görmemiştim. Yani biz de işimizi severek yapıyoruz. Yaptığımız iş gerçekten çok hassas bir ürün olduğu için yufka. Gerçekten çok hassasiyet istiyor. Ve yaptığımız işin kalitesinden dolayı da neticesi itibariyle de kendimizle gurur duyuyoruz. Ya, yerden göğe kadar haklısınız. Biz de sizinle bir kez daha gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim.